Cumalı Kızık Köyü UNESCO Dünya Mirası listesine de giriyor. Dolayısıyla burada da bir girişinde de anıtı var. Bu anıtın önünde fotoğraf çekiliyor. Aynı zamanda arkadaki anıt ağaçlar da var. Çınarlar. Sonra köye de bu şekilde giriyorsunuz. Hatta bir fotoğraf çekme noktası yapılmış. Cumalı Kızık Bursa'yı keşfet. Evet, Cumalı Kızık'ta ahududu önemli. Böğürtlen reçelleri, her türlü reçeli burada bulabiliyorsunuz. Çok da her boyu da var açıkçası. İşte eriştelerden tutun, her şeyi burada yapıyor. Çocukluğumuzun lezzeti Osmanlı macunları da Cumalı Kızık'ta bizi karşılıyor. Meyveli bunlar. Her çeşidi var. Şu yol boyunca gördüğünüz sular Uludağ'dan akıyor. Evet, Uludağ'dan akan sular. Karların erimesiyle oluşan sular tepeden aşağı doğru bu şekilde yol olmuş akıyor. Cumalı Kızık'ın özelliklerinden birisi de bu. Evet, arkamdaki yerde küpeli evi. Küpeli, etrafındaki çiçeklerin küpeli olmasından dolayı bir isim almış. UNESCO Dünya Mirasları listesinde de buranın korunmasına dair şey var. Gezilebiliyor. Tipik Osmanlı evini burada görüyoruz. Tamda gördüğünüz yer cin aralığı. Üç karışlık bir yerden geçiyor insanlar. Burası da, buranın olayı da Kurtuluş Savaşı döneminde de işgal altındaki yerlerde Türk askerlerini koşturuyorlar, kovalıyorlar. Türk askerleri bu araya giriyor ve bu araya girdikten sonra ortalıktan kayboluyorlar. Düşman askerleri de diyor ki bunları cin kaybetti şeklinde bir ifade kullanıyor ve bundan dolayı da ne oluyor? Burası cin aralığı adı almış. Evet, bu şekilde de bir yoğunluk oluyor. İnsanlar fotoğraf çekmek istiyor. Evet, Cumalı Kızık'ın konaklarından birisinin içindeyiz. Burası aynı zamanda böyle kahvaltıcı olarak da kullanılıyor. Bu görmüş olduğunuz yerin adı Hayat. Yani dış kapıdan ortaya çıkan havluya hayat deniyor. Yani hayatın yaşanılan yer kısmı gibi düşünebilirsiniz. Genellikle ilk taraflar, ilk birinci katlar kışlık olarak kullanılıyor. Banyosu, sobası, yatma odaları burası da. Yani ikinci katlarda genellikle de yazlık olarak kullanılıyor. Ortaya açılan bir sofası var ve güzel, en bakınaklı, en böyle misafirhane baş odada yukarıda oluyor. Üçüncü katı da varsa orası da yine misafirlere ayrılan bir alan gibi kullanılabilir. Cumalı Kızık'taki birçok konak kahvaltıcı restoran olarak hizmet vermeye başlamış. Olmayanlar da kendi ürünlerini satıyor kapısının önünde. Böyle konakları da değerlendirmişler. Burada gördüğünüz bina da Bursa'nın yerel rengi olan civit mavi. Biraz daha açık şey renklisi. Bu biraz daha farklı bir petrole dönen renklisi ama buradaki sarı, mor, mavi renkli şeyler var. Binalar var ama civit mavi buranın en yerel rengi diyebiliriz. Burada da Türklere ait olan bayrakları görüyorsunuz. Ve yöresel bakın şeyle kıyafetleri giyip burada da fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Kınalı kar, kınalı. Hay Allah'ım. Cumalı Kızık'ın UNESCO Dünya Mirasları listesine, geçici listesine alındıktan sonra 2014 yılında asıl listeye girdi. Ama öncesinde de 2002 ve 2004 yılları arasında da buradaki köyü tanıtabilmek adına bir dizi çekildi. Erdal Özyağcılar, haliyle Emrah, onun da başrollerini aldığı bu dizi Kınalı Kar Bursa'da bu mekanda çekildi. Bu da Bulanlar Konağı. Yani asıl çekilen yerlerden birisi, konaklardan birisi de bu. Cumalı Kızık'ın da en ziyaret edilen noktalarından birisi. Öncesinde buralarında, bunlar şimdi restoran, kafe ve kahvaltıcı olarak hizmet veriyorlar. Dolayısıyla bu gibi yerler geldiğinizde başka şekillerde de değerlendirebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında da, buraya doğru döndüğünüzde de pansiyonu var. Pansiyondur girilmez diyor, ona göre açmayın kapıyı diyor. Her şey, zaten burada şöyle bir şey var. Bütün yerliler, yani buranın köylüler, buranın ekmeğini yemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da buna baktıklarında da her şeyi bulabiliyorsunuz. Artık burada her şey var. Kınalı Kar. Kınalı.
İşte Kınalıkar Konağı'nın, Bulanlar Konağı'nın asıl rengi de Civit Bursa Mavisi. Evet, Cumalı Kızık nasıl geldi? Onu anlatalım. Kızıklardan geliyor. Eski Türk boyları, Moğollardan kaçan Türkler, Türk boylarından Kızıklar buralara yerleşmişler. 700 yıllık öncesi var. Hatta Orhan Bey burayı vakıf köyü olarak kuruyor. Yani başka köylerden topladıklarıyla beraber buraya bir vakıf geliyor ve vakıf köyü olarak burası kuruluyor. Burasının sebebi şu, işte birinci 3 tane rivayet var. Burasına Cuma günü kurulduğu bir rivayet. İşte ikinci rivayet de buraya başka kızıkların geldiği, 7 tane kızık boyu gelmiş. Dere kızık, hamamlı kızık gibi kızıklar gelmiş. Ama bunlara Cumalı kızığa da gelen kişinin adı da Cuma Bey'miş. O yüzden Cumalı kızık olmuş. Ama diğer beyliklerin şeylerin adı yok. Köylerin beylerin adı yok. O yüzden bunu sallıyoruz. Çevre köylerde tek cami burada olduğu için buraya namaza gelirlermiş. Cuma namazlarında toplanırlarmış. O yüzden de bir süre sonra Cumalı kızık olmuş. Kızığın kelime anlamından birisi de vadi. Uludağ'la vadi arasında sıkışan bölge anlamı taşıdığı için de buraya bir kızık deniyormuş. 700 yıllık bir şeyden bahsediyor. Burası tipik Osmanlı köyü. Eğer görmek istiyorsanız bir köyü, Osmanlı köyü aha da böyle bir şey. Savaşlardan sonra diğer o kızıklı olanlar maalesef ki yıkılmış, harap edilmiş. Bir tek bu kalmış şeylerin içerisinde. O yüzden de Dünya Miraslar listesinde buralar geldi. Bursa'ya geldiniz mi şunu yapın. Bu Cumalı Kızık'ta bu olmazsa olmazı.